Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Malı yanlış yere sarf eden veya hak sahiplerine haklarını vermeyecek derecede onu biriktiren insanlar, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri zayi etmiş oluyorlar. Bugünkü programımızda konu başlığından YouTube'dan izleyenler daha iyi anlayacaklar. Fitnenin kralı diyoruz. Fitne nedir? Az önce hadiste buyurulduğu gibi mal fitnesi nasıl anlaşılması gereken bir şeydir? Onu anlayacağız. Bildiğiniz gibi ahir zamandayız. Artık kıyamete yakın zamanlardayız. Fitneler başladı ve giderek hızını arttırıyor. Her taraftan kum gibi fitneler geliyor, kaynıyor ortalık. İnsanlar aldatılıyor, bir taraflara yönlendiriliyor, yeni yeni algılar oluşturuluyor. Müslüman olan insanlar, aynı dine mensup insanlar bile maalesef bir araya gelemiyor. Öyle ki bazı insanlar Allah'ın kitabıyla fitne çıkarmaya başladılar. Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri hakkında şüphe uyandırmaya, bir kısmını da heva ve heveslerine göre yorumlayarak insanların zihnini karıştırmaya çalışıyorlar. Kimileri bana Kur'an yeter derken peygambersiz bir din göstermeye çalışıyorlar. Ayet-i kerimeler karşısında, hadislerin ışığında Müslümanca bir tavır takınamadığını görüyoruz. Bunların içinde en büyük sebeplerden bir tanesi bugün konumuz olan maalesef maldır. Toplumdaki kötülüklere ses çıkarmayıp onları kabullenmiş gibi görünmek, doğruları anlatırken menfaat gözetmek ve sözü adamına göre eğip bükmek, saklamak, Müslümanlar arasında ayrılık çıkarmak, birliğimizi bozacak hareketler yapmak, İslam'ı öğrenme ya da diğer insanlara öğretme konusunda tembel davranmak da birer fitnedir mal gibi. Ve biz bunlardan sakınmazsak, zararı sadece o işi yapanlara değil, bütün ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem isabet edecek. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu, biz Müslümanların, birbirimizle bağımızı kuvvetlendirmediğimiz, dost, kardeş olmadığımız ve kafirlerle dostluğu kesmediğimiz zaman, yeryüzünde büyük bir fitnenin ve fesadın çıkacağını zaten haber veriyor. Ve biliyoruz ki hocalarımızdan duyduk, siz de mutlaka kulak aşinalığına sahip olmuşsunuzdur. Fitnenin adam öldürmekten çok daha kötü olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü evet haramdır. Allah korusun bir insanı öldürmek ne demek? Ama binlerce insanı öldürecek bir fitneye sebep olmak ondan daha kötüdür. Yani her söylediğimiz sözün, yaptığımız bir hareketin fitneye sebep olup olmadığına çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün sadece mal konusunda değil, çokça fitneler var dünyada. Ama en fazla dünyaya dalmamıza sebep olan mal olduğu için bunu daha yakından incelemeye çalışacağız. Kardeşlerim, Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denilir ki, işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın. Kardeşlerim, fitne kelime olarak altın ya da gümüşü yabancı maddelerden arıtmak
temizlemek için ateşe sokma işlemine deniyor. Yani madenlerdeki cevher ateşte eritiliyor. Dolayısıyla nasıl insanların hizmetine sunuluyor? İnsanların kalitelisi de ateş gibi yakıcı ve o ağır imtihanlar karşısında nasıl hal ve tavır takındı öyle ortaya çıkar. Fitne aynı zamanda imtihan anlamında da kullanılır. Her insan olarak, şahsi olarak bizim ya da toplumsal olarak da bazen tavırlarımız değişiyor ve bu tavırlarımızı belirleyen bazı manevi veya maddi imtihanlarımız olabiliyor. İşte bu sıkıntı ve problemler bir mihenk taşı gibi. Mihenk taşı neydi? Altının derecesini ortaya koyuyordu. Yani bir maden getirildi size, altın mı değil mi, hatta kaç ayardır? Bunları ilk olarak belirleyebilmek için testler var. Mihenk taşına tabi tutmak, sürtmeniz lazım. Onun gibidir bu. Biz hangi durumda, hangi imtihanda daha doğrusu, nasıl bir tavır takınacağız? Bu bir mihenk taşı gibidir. Dolayısıyla benim, senin veya bir başkasının aynı olay karşısında değişik tavırlar takındığımızı düşünecek olursak, demek ki karakterler ayrı, her insanın tavrı, reaksiyonları ayrı olabiliyor. Kardeşlerim, bugün mal için öylesine büyük mücadeleler veriliyor ki, memur olmak için neredeyse can verecek bir pozisyona giriyoruz. Neden? Çünkü öyle bir algı var ki, bir insan memur olduğu zaman, çalışsa da çalışmasa da, tatil olsa da mesela, mutlaka bir maaş garantisi var. Yani maaşımız garanti olduktan sonra, din sanki bir yerden bulunacak bir şeymiş gibi, hayatımızın garanti altına alınması, hayatımızı sigortalatmak, çocuğumuzun geleceğini garanti altına almak gibi cümleler duyuyoruz değil mi? Reklamlarda, kendi aramızda da bunları konuşuyoruz maalesef. Çünkü bizim için dinin garanti olup olmaması, imanlı gidip gitmeyeceğimiz değil, mal olması, maaşımızın garanti olması yetiyor. İşte o yüzden kız alıp verirken de, toplum arasında güven tesis ederken ne iş yapıyorsunuz efendim? Memurum, ho maşallah. Bu aslında bizi düşündürmeli. Esas dikkat çekici olan bir şey var. Bizim çok istediğimiz şey nedir? Maaş garantili bir insan veya öyle olmak ileride. Esas arzulanan memuriyet durumunun kendisi istediğimiz. Ama bunun altında çok şeyler var. Bir insanın çalışması, memur olması kötü bir şey mi? Veya zengin olması? Hayır. Hiçbir ayette veya hiçbir hadis-i şerifte insanoğluna çalışmaması, hatta fakir olmaları emredilmiyor. Tam tersine, dinin kuvvetlenmesi, Müslümanların birbirlerine yardım etmesi için çalışmak, helalinden çalışıp zekat vermek emrediliyor. Ama burada bu ince çizgiyi belirtmemiz gerekiyor. Bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, bugünlerle ilgili konuşmuş, ümmetimden çok şey kaybolacaktır. Namaz halkası en son dağılacaktır diye. Duydunuz mu daha önce? Yani namazın en son insanlardan, yani ümmeti Muhammed'den kaybolacak ibadet olacağını, davranış olacağını buyuruyor. Demek ki ondan önce bizim kaybedeceklerimiz var. Bugün elhamdülillah namaz kılınıyor. Her ne kadar namaz kılanların sayısı azalsa da, gençlerin maalesef ekseriyeti namaz kılmıyor olsa da, namaza karşı bir tembelliğimiz olsa da, evet namaz kılınıyor, görüyoruz. Camilerde ezanlar okunuyor. Her ne kadar bugünlerde gidemesek de, camiyi özlesek de. Ama evet bu bir gerçek, namaz kılınıyor elhamdülillah. Peki, Müslümanlığı namazla ölçebilir miyiz? Zaten namaz kıyamete kadar devam edecek. Ama namazdan önce hadis-i şerifte buyurulduğu gibi bizim için bazı yanlışlar var. Gittiğimiz o yanlış yollardan maalesef edindiğimiz pislikler var. Kaybettiğimiz değerler var. Onlardan bir tanesi bugün konumuz olan maldır arkadaşlar. Namazsızlık bugün yok diyelim. Hadi herkes namazını kılıyor diyelim. Namazını kılan insanların küçük gördüğü faizi niye konuşmuyoruz? Niye gündemde tutmuyoruz?
Müslümanların mal düşkünlüğünün bir belirtisi değil midir? Hatta ispatı değil midir bu? Bugün hepimizin ağzında aynı şey var. Gelecek endişesi. Bu gelecek endişesi sadece parayla endekslenir hale gelmiştir. Çocuklarına Kur'an öğretmek veya tuvalet temizliği öğretmek veya ahlakı öğretmek ne kadar önemliyse, bir annenin, bir babanın para konusunda, mal konusunda, çocuğun o erken yaşında aklına malın bir araç olduğu, amaç olmadığı, çalışıp insanın para kazanmasının önemli olduğu ama hayata geliş amacının para olmadığını, paranın şöyle böyle kullanılması gerektiğini anlatması lazımdı. Ama biz ne yaptık? Aman çocuğum oku. Ahmet şöyle okudu bak komşunun oğlu. Ayşe işte teyzenin kızı böyle böyle yerlerde şu kadar maaş kazanıyor. Hayatını garanti altına al. Hatta çocuklarımıza evlenmeden önce 16-17 yaşına gelen kızımıza annesi diyor ki, aman kızım bak o kadar boşanma olayları oluyor. Sen de ortada kalma. Şöyle hareket et, böyle kendini garantiye al. Evi kendi üzerine geçir. Daha evlenmeden önce kocasına veya erkek tarafı diyelim, karısına karşı teşvik ediliyor. Herkesin bir garantici olduğunu görüyoruz. İşte aynı yere geldik. Gelecek endişemizde parayı düşündüğümüz kadar, kızımın, oğlumun veya benim geleceğim ne olacak, açlıktan ölecek miyim korkusunu duyana kadar, o geleceğin içinde namaz neden yok? O geleceğin içinde haramsa, ölürüm, onu yemem daha iyi anlayışı neden yok? O geleceğin içerisinde bir gün bir gün diye diye onlarca sene ileriye attığın örtünme neden yok? O geleceğin içinde inşallah 3 sene sonra şöyle şöyle bir hayırda bulunacağım deyip bugünden para biriktirmek yok. O geleceğin içinde neden hac ve umrelerin adı yok? O geleceğin içinde konu komşuna, akrabalarına bir güzel söz de olsa, güzel bir tavsiye de olsa, onların bir yanlıştan dönmesine vesile olacağım diye bir arzu yok. Bizim geleceğimiz sadece maaş ve para ile alakalı. Geleceğimiz bizim parayla garanti altına alınıyor. O yüzden neredeyse can verecek pozisyona giriyoruz. Devletin bir çalışanı sabit bir maaş elde etmek için. Sanki namaz her an elde edebileceğimiz bir şey de, ben bir paramı kazanayım, evvela bir evleneyim, namazı da kılarım yani. Veya Allah'ın bir farzı olan örtünmeyi de yaparım veya içkiyi o zaman bırakırım. Kardeşlerim, çocuklarımıza Kabe'nin etrafında dönmeyi, affedersin tuvalette nasıl temizlenmemiz gerektiğini ya da anneye babaya nasıl davranması gerektiği, açık olan musluğu kapatmasını öğrettiğimiz gibi, parayı da kullanmayı, mala hükmetmeyi, lakin meselenin yalnızca bir şeylerin hırsızlığından ibaret olmayıp, helal ve alın teri mahsulü para da olsa ona hükmetmenin ve uğruna tavır koymanın Müslümanın bir özelliği olduğunu öğretmek gerekiyor. Peki, mal nedir kardeşler? Mal, şöyle kelime anlamına baktığınız zaman, taşınır veya taşınmaz bir insanın varlığıdır, servetidir diyelim. Mal elde edilir, çalışılır ya da anneden babadan gelir veya biriktirilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Yararlanılabilir. İnsan içindir zaten mal. Mal, insanın yaşayabilmesi için, ayakta kalabilmesi için bir vasıtadır, bir vesiledir. İşte bu yolla harcanırsa mal, bu yolla kazanılmaya çalışılırsa herhangi bir sorun yok. Eğer çıkar için, eğer menfaat için, eğer zulmetmek, hava atmak için kullanılırsa işte o zaman zarar devreye girer. Malların, evlatların, dünya hayatının süsü ve imtihanı olduğunu biliyoruz. Peki, malın insan hakkında faydalı olabilmesi için ne yapmak lazım? Onun helal daire içerisinde kullanılması, kimseye hava atma malzemesi olarak kullanılmaması
ve Allah yolunda harcanmasıyla olur. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın arkadaşlar, bir gün ölecek ve o çok sevdiği malından ayrılacak, istese de istemese de. Ahirette insana faydalı olacak malı ve evladı değil, selim kalbe sahip olması en önemlisidir. Bugün milyonlarca lirası olan insanların cenazelerinin haberlerini alıyoruz. Kimseye para bırakmadan evinin bir köşesine veya bir banka hesabına biriktirmiş ve ölüp gittikten sonra mahkemeler torununa veya torununu şusuna busuna bırakmışlar, davaları kovalamış. Bunun örneklerini görünce şunu anlıyoruz. İnsan 70-80 yaşına geldiği zaman zannedildiği gibi dünyadan elini eteğini çekmiyor. Nefis hiçbir zaman yaşlanmıyor. Vücut yaşlanıyor, kas sistemi yaşlanıyor. Artık ayaklarını sizi çekmiyor. Çok çabuk yoruluyorsunuz, nefes alamıyorsunuz. Kemikleriniz biraz daha böyle artık kireçlenmeye başlıyor vesaire. Ama nefis yaşlanmıyor. Halbuki bir insan 30 yaşında da aynısını düşünebilir ama 80 yaşındaki bir insanın ölüme daha yakın olduğu veya öyle hissetmesi gerektiği umulur. Değil mi? Ama öyle olmuyor. Nefis ölmüyor arkadaşlar. Kardeşlerim, ne malın ne evladın fayda vermeyeceği günlere doğru yaklaşıyoruz. Ancak inananların, samimi olanların kurtulacağı bir gün çok uzağımızda değil. Bugün kürsülere çıkıp vaaz eden hocalarımızın, ümmetimizin çocukları için kitap yazan insanların, belgesel yapan filmcilerin, neyse, ve bizi yöneten insanların, irşat vazifesini her neredeyse yapanların bilmesi gereken bir şey var. Nasıl ki tesettürden konuşuluyor, namazdan konuşuluyor, nasıl ki hırsızlığın kötü olduğundan bahsediliyor, yardımlaşmaktan bahsediliyor, bugünkü fitnenin mal olduğunu anlatmak gerekir. Faizden bahsetmek gerekir. Geleceğin garanti altına alınması diye, parantez açıyorum, güzel bir niyetle de olsa, bu gelecek konusu içerisinde, İslamsız Allahu Teala'nın haram ve helallerinin önemsenmediği, umrunda olmadığı bir geleceğin olmaması gerektiğinin haykırılması lazımdır. Anlatılması lazımdır. Bu konuda konuşmaların yapılması lazımdır. Efendim, yaşım 41. Çok sayıda gençlerle beraber oldum. Elhamdülillah. O kadar insanlar tanıyorum ki gençliklerinin baharında koşturup duruyorlar. Canlılar, hareketliler, cihattan bahsediyorlar. İnsanların İslam'a bakışındaki bir yanlış anlama varsa onu düzeltelim, tebliğ edelim, kapı kapı dolaşalım, güzel dinimizi anlatalım diyorlar. Çok hareketliler. Ama ne zaman evleniyorlar, yani rızıklarını kazanma ve maişetlerini temin etme işine girişiyorlar, o zaman bir şeyler değişiyor. Tek tek dökülmeye başlıyorlar. Kimisi fakirlik yüzünden dökülüyor, aç kalacağım diye. Kimisi evleneceği hanımın ailesiyle ilgili sorunlar var. Şu kadar bilezik isteriz, böyle bir düğün isteriz demiş. Bu sefer gönlünü kaptırdığı için kıza, dünya evine girince rızık aramaya koşturuyor. Aile üyelerine, kendisine yetecek bir lokma peşine düşüyorlar. Kimisi de zengin oluyor, bu sebeple dökülüyor. Rızık temin etme niyetine hepimiz meydana çıktık ama maalesef çoğumuz kaybolduk. Hatta bazımız yeterli bir gelirimiz olduğu halde, diyelim kirada oturuyoruz, kiramızı ödeyebileceğiz, değil mi? Hiç kimseye borçlanmadan yemeğimizi yiyoruz, güzel. İşte elektrik, su faturalarını ödüyoruz, çoluğumuza, çocuğumuza bakıyoruz alın terimizle. Ama ne oldu? Aramızdan maalesef bazı kardeşlerimiz yetinmedi, buna razı olmadı. Bu sefer maddenin peşine düşerken maddenin esiri oldular, servet yığmaya başladılar. Hatta öyle zengin oldular ki tanıyorum, kendilerinden sonra gelecek belki 3-4 nesile yetecek kadar servet sahibi oldular. Peki kardeşim, hani İslam ve dava uğruna senin faaliyetlerin vardı bundan yıllar önce?
bu kadar malın mülkün yoktu. Neredesin şimdi? Bundan 10 sene önce sen anlatmıyor muydun? Mal yığmanın, biriktirmenin ne kadar zararlı olduğu, eğer Allah yolunda bunu harcamazsan ne kadar tehlikeli olduğunu. Bu sefer telefonlarınıza bakmaz, maillerinize cevap vermez hale gelirler. Allah affetsin. Onlardan bazısı da tam anlamıyla maddenin azdırması sebebiyle döküldü gitti. Yani haram mı helal mi? Kendileri için bu hayırlı mı olur, şerli mi olur, buna aldırmadılar ve dünyalık biriktirmeye koyuldular. Madde onları azdırmadan, mal hırsı gözlerini tamamen bürümeden önce, burunlarından tabiri caizse kıl aldırmıyorlardı ama. Bir takva abidesi arkadaşlardı. Ne zaman ki mal fitnesine düştüler, dünyanın aldatmacasına ve şehvetlerine kapıldılar, İslam caddesinin dışına çıktılar. Maalesef, üzülerek söylüyorum, kendi adımıza değil onlar adına ve dua ediyorum, çoğu namazını bıraktı. Bugün şöyleydi, şu kadar işim vardı, buydu, şuydu, haklısındı derken artık telefonlara bakılamaz oldu. Gençler, bakın, burada sizlerle beraber bir kardeşçe, bir abi kardeş arasında mevzu nasıl geçerse öyle seslenmeye çalışıyorum. Ne olur dediğime dikkat edin. Etrafımda sonradan zengin olmuş ve hala aynı karakterini, aynı inanışını, aynı İslam konusundaki heyecanı duyan bir insan görmedim. Bunun altını çiziyorum. Ne olur, hayatımızın gayesi, olması gerekeni olmasın. Hayatınızın ilk sırasında para da kazanmak istiyorsanız, milyoner de olmak istiyorsanız, Allah'ın rızası Celle Celaluhu ve şeriatı olsun. Kardeşlerim, bundan binlerce yıl önce Allahu Teala bir zaman bir puta tapınmakla kullarını imtihan etti mi? Etti. Bugün de sigorta sistemleri var. Bugün de geleceği garanti altına almak için şu kadar para yatırıyorsunuz. Faizli bilmem neli işlemler var. Eski ümmetlerin onların imtihanlarını tiyatro olarak mı Allahu Teala bize sundu haşa? Bizim bir radyo tiyatrosu olarak dinlememiz için mi o örnekleri verdi? Hani putlara tapıyorlardı. Hayır. O ümmetlerin bizim için ya ne kadar akılsız adamlar dediğimiz, akılsızca gördüğümüz hataları bizim için bugün banka önlerinde gerçekleşiyor. O zaman birilerinin buzağı vardı, buzağa tapıyorlardı. Birilerinin efendim latı vardı, uzası vardı, menafı vardı, bir sürü putu vardı etrafında. Hürmetle tazim ediyorlardı. Bizim de bugün camimizin karşısında dikilmiş bir bankamız var. O zaman o putların etrafında yürüyen insanlar, saygı duyanlar ne kadar faizle kredi alsam diye o bankaların önündeki kuyruğa girenlerle aynıdır. Şunu unutmayalım kardeşlerim. Allahu Teala hiçbir kuluna fakir olmasını, fakir kalmasını emretmedi demiştik. Bu ümmetin her bir ferdi Karun'dan daha zengin olsa bunun İslam adına bir zararı var mı? Yok. Ama mala değer vermek, kazanmak ayrı, tapınmak ayrıdır. Allah'ın bir emanetçisi olduğunu bilen bir kulun dilediği kadar mülk edinmesinde bir sorun yoktur. Neden? Etrafındaki insanlara yardım eder, kurum ve kuruluşlara yardım eder, hayır hasenatta bulunur. Elbette zengin olacak. Ama mal üzerinden şükür yapılmalı, bu geciktirilmemeli. Bu şuna benzer. Yemekten sonra dua etmek şükür olarak asla yetmez. Uğrunda sağlığı feda edilmiş, ailesi kökten sarsılmış, mümin kardeşleriyle arasını açmış, küslüklere sebep olmuş, nankörlük edilmiş maldır. Ümmetin yok kabul edildiği mal, zehir zıkkım olmuş bir maldır. İçinde Allahu Teala'nın isminin anılmadığı, farzlarına riayet edilmediği, haramlarına aman 2020 senesindeyiz ya deyip de geçiştirildiği bir malın bir kıymeti değeri yoktur. Sadece son nefese kadar bir krallığı,
benimsetir. Her insan size o paranız yüzünden saygı gösterir. İçinden sövse de, hakaret etse de, size beddua etse de, buyurun efendim, nasılsınız efendim, bilmem kimin oğlu, bilmem nenin kızı, bilmem hangi holdingin CEO'su vesairesi derler, ama işte o son nefese kadar dünyada biriktirdiğiniz malın faydasını görürsünüz. Ama o son nefes geldiğinde ne bir dakika vakti ileri alacak, ne de sizi bütün organlarınız iflas etse de tüm organlarınızı yeniden dizayn edecek profesörlerin olduğu bir hastanenin sahibi de olsanız, o ölüm gerçeğini size mutlaka getirecektir. Hiçbir kıymeti yok. Sadece son nefese kadar var. Ama son nefesten sonra gerçek hayatta, ahirette o malı nasıl kazandığın, o malı kazanmak uğruna ne yaptığın, zamanını nasıl değerlendirdiğin veya heba ettiğin sorulacak. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde ikaz ettiği mal işte bu mallardır. Bereketi olmayan mal, bir başkasının malı, hırsızlık malı, kumarla ele geçirilmiş, faizle yoğrulmuş, Allah'ın haramının, lanetinin üzerinde olan bir mal, kime, neye hizmet edecek? Dine hizmette kullanılmayan, açın, garibin, yoksulun, borcu olanın, evlenmek isteyip de evlenemeyenin, hastanelerde kendisine sunulan faturaları ödeyemediği için annesini, babasını yitirmiş insanların ahının olduğu bir mal kime neye yarar? Dünyada neye yarayacak ki ahirette yarayacağı bir şey olsun? Dünyada bile bir faydası olmamış. Bundan yıllar önce kendisinin 17 tane İstanbul'un tanınan lüks semtlerinden bir tanesinde dairesinin olduğu bir insandan bahsedilmişti. 17 tane dairesi var. Kendisi 81 yaşındaydı. Belki bu olayı anlattıkları zaman bir 10-12 sene olmuştur. Allahu alem. 80 küsür yaşında olan o zatın kiracısı, o dükkanlardan bir tanesi. 17 tane ayrı. İşte dükkanı var, bilmem nesi var ama mevzu şuraya geliyor. Diyor ki abi, üzerinde kirayı diyor bankaya falan yatırttırmıyor zaten. Üzerinde pantolonunu tutacak kemeri yok. Kalın bir iplikle böyle tutturuyor. Onunla diyor kirayı almaya geliyordu. Bazen ben dükkanda olmuyorum, kirayı bırakıyorum. Yeni bir eleman olduğu zaman oğlum bak şu zat gelecek kirayı alacak, şu zarfı ona vereceksin. Tamam abi. Akşam diyor çocuk söylüyor abi bugün bu dükkanın sahibi geldi işte. Ben zarfı uzattım ama çok şaşırdım. Ne oldu? Abi ne bileyim ben dilenci zannettim. O senin bahsettiğin 17 tane dairesi bilmem kaç tane dükkan kirasını alan kişi bu mu? Bunu anlattıktan belki 5-6 ay sonra diyelim bir sene değil. Bu kişi vefat etmiş. Kimseye ne yardım etmiş ne bir şey. Sonra ne olmuş biliyor musun? Kendisinin nefret ettiği, senelerce kendisini aramayan, sormayan ve hakkını helal etmediği o çocuklara bütün mallar dağıtılmış. Hepsi kargalara üşüşür gibi gelmişler, kanunen haklarıdır almışlar, ayrı mesele. Ama cenazesine bile o kişinin kimse katılmamış. Bu olayı bana anlatan abimiz ve 4 kişi cenaze namazını kılmış. Bakın, 80 küsür yaşında, onca geliri var, kiraları ayrı, dükkandan gelenleri ayrı neyse, hala mal biriktiriliyor. Ve çok yüklü bir miktar, tam olarak aklımda değil, çok yüklü bir miktar nakit ve o kadar dairesi, dükkanları kalmış. Ve kendisinin cenazesine bile gelmeyen evlatları bunları paylaşmış. Bu olayları yeni duymuyorsunuz ama dünyanın ne olduğunu anlayabilmemiz için tekrar ediyoruz. Fitne, kardeşlerim, evet fitne çıkarmak adam öldürmekten çok daha kötü. Bugün fitnenin bir başka anlamının insanlar arasında birbirini tahrik etmek, savaş çıkarmak, küslüğe sebep olmak anlamını da çıkarıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuyan fitne örneği veriyor ve ümmetini ileride olacak fitnelerden şiddetle sakındırıyor. Hangi konuda, hangi tavrı
benimsememiz lazım, onu da öğretiyor. Fitne uykudadır, uyandıranı Allah lanet etsin diyor. Nedir peki? Paranın dışında bu fitne. Fitneyi külün içindeki kora benzetiyorlar. Üflediğiniz zaman hemen alevleniyor değil mi? Üzerine biraz çalı çırpı attığınız zaman ne oluyor? Eskisinden daha da sıcak oluyor, ısısını veriyor, onun gibi diyor. Ateşe körükle gittiğiniz zaman nasıl onu alevlendiriyorsunuz? İşte buyruluyor ki, yangın söndürmek için su kullanıyorsunuz ama fitneyi ortaya çıkaranlar, fitneyi tahrik edenler su yerine o köze, o kora neyse benzin dökenlerdir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana şu tavsiyede bulunuyor. Senin tavrın zamanında İbrahim aleyhisselamı yakmak için tutuşturulan o Nemrut'un ateşi var diye, ağzındaki suyla onu söndürmeye giden güvercinin tavrı gibi olacak senin tavrın. Yani bugün her yerde korku olabilir, var mı? Var. Bugün kaos var mı? Kargaşa var mı? Katliam var mı? Terör var mı? Günah, inkar gibi kötülükler var mı? Ve bunlar gittikçe artıyor mu? Evet. Sen bunlar gibi ve benzeri gibi kötülüklere yol açan fitnelere alet olmamaya çalışacaksın. Tam tersine, bunun giderilmesi için gayret göstereceksin. Elinden hiçbir şey gelmiyorsa, en azından sabredeceksin, fitneden uzak durmak durumunda olacaksın. Başlangıçta küçücük bir kıvılcım gibi olan o fitne, eğer söndürülmezse, bütün toplumu sarar, ve bir kulun yanında, o kurunun yanında, diğer suçsuz olan o diğer kullarında yanmasına vesile olur. Yani ne oluyor o zaman? Zalimin yanında mazlum da yanmış oluyor. Haksız, haklı yerine konmuş oluyor kardeşlerim. Öyle dayanılmaz fitneler oldu ki hayatta, insanlar bu fitneler karşısında ölümü bile temenni eder hale gelmiştir. Ayrıca fitne toplumsal ölümlere yol açmıştır. Onlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitne karşısında nasıl davranmamız lazım? Bakın ne buyuruyor. Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Kıyametten önce karanlık gece parçaları gibi fitneler zuhur edecektir. O esnada kişi mü'min olarak sabahlar, akşama kafir çıkar. Mü'min olarak akşamlar, sabaha kafir çıkar. Fitne esnasında oturan, ayakta olandan daha hayırlıdır. Yürüyen, koşandan daha hayırlıdır. Bugün aynını görmek mümkün kardeşlerim maalesef. İnsanların arasında bir husumet varsa, bırakın bu husumeti gidermek için, İnsanların birbirleriyle yarışarak, dur ya şu iki tane kardeşin arasını düzeltelim demeyi, nasıl aralarına bir fitne sokarız diye uğraştıklarını görüyorsunuz. Fitne ateşini söndürmekte sağduyuyla hareket etmek lazım. Olayların arka planını görebilmek, menfaat, sevgi ve nefret duygularından uzak kalmak lazım kardeşlerim. Şimdi bundan çok öncelere bir gidelim. Said bin Ubade radıyallahu anh'ın bir tavrına bakalım. Olayı anlatayım kısaca. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Vefatından sonra halife seçimi konusunda çok önemli ve nazik bir durum ortaya çıktı. Ensar, Said bin Ubade radıyallahu anh'ı kendilerine başkan seçmek istiyorlardı. Kendilerini bu konuda hak sahibi gördüler. Çünkü bütün Arap Yarımadası Efendimiz Aleyhisselam'a ve Mekke'deki müminlere düşmanken ne oldu? Ensar onlara kucak açtı. Her şeylerini onlarla paylaştılar. Fakat muhacirlerin bu konuda kendilerini desteklemediklerini görünce bir başkan bizden olsun, bir başkan da sizden olsun. Yani hem sizden hem bizden devam etsin diye düşündüler. Muhacirlerin adayı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh söz aldı. İşte orada hassas bir noktaya işaret etti. Mekke ve
Kâbe sebebiyle Kureyşlilerin Araplar üzerinde güçlü bir itibarı ve otoritesi vardı. Asayişi sağlamak için halifenin Kureyş'ten olması uygundu. Neticede Ensar da bu nazik siyasi durumu takdir etti ve başkanlık taleplerinden vazgeçti ve daha sonra bunu tartışma konusu bile yapmadılar. İşte Ensar bu anlayış ve fedakarlığı göstermeseydi belki de iktidar kavgası çıkacaktı, fitne ortaya çıkacaktı. İşte bugünkü konumuz fitne ya. Fitne sadece maldan ibaret değil. Hangi konuda nasıl bir üslup takınacağız çok önemli. Az önce anlattığımız gibi. Bugün ne yapıyoruz? Birisi hakkında bir gıybet ettiğinde, kötü bir şey söylediğinde neredeyse onu destekleyecek hale geliyoruz. İyi ki söyledin der gibi. Halbuki hayır kardeşim, şu anda o kişi yanımızda yok. Dolayısıyla ondan bahsetmene de lüzum yok diyeceğimiz yerde, vay be demek öyle yaptı ya, zaten o adam da veya o kadın da öyle biri deyip geçiyoruz. Tutum ve davranış böyleydi. Ensar bu anlayış ve fedakarlığı gösterdi yaşamları boyunca. Fitne çünkü uyuyan bir düşmandı. Alevlendiği zaman her insanı alacaktı. Peki sonra ne oldu? Ensar'ın halife adayı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a biat etmediler zamanında. Tabi halifelik iddiasını da sonrasında sürdürmedi. Fitne konusu olmaktan çekindi, Medine'ye yani Şam'a göç etti ve ölünceye kadar halifelik konusunda susmayı tercih etti radıyallahu anh. Yani fitneden uzak kaldı. Sonra bildiğiniz gibi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halife olmuştu. Yani fitne olmasın diye bir şeylerden vazgeçmek lazım. Ben bu konuda haklıyım. Peki, haklısın ama hakkını bu şekilde araman fitneye sebep olacak. Peki, ben doğruyu biliyorum. Bu adamla şu adam arasında şöyle bir konuşma geçti. Tamam, dediğin doğrudur, anlıyorum. Ama güzel kardeşim, senin şu anda iyi niyetle de olsa bu yanlışı söylemen zaten ikisi arasında büyük kavgalar olan insanın daha büyük kavgalar etmesine vesile olacak. Daha önceki yayınlarda söylemiştik, ya hayır söylemeli ya da susmayı tercih etmeliyiz. Her doğru her yerde söylenmez. Hatta yalan çok kötü bir şeydir ama karı kocanın arasını bulmakta ve küslükleri barıştırmakta gönlün mutmain olması için o da inşallah seni seviyordur veya böyle daha iyi olacak inşallah deyip birleştirmekte bile o süslü, yaldızlı sözleri söylemekte bile bir beis olmuyor. İşin özü fitneyi istemiyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kendi kuluna karşı zulmedilmesini istemiyor tüm kullar onun Celle Celaluhu. Hava atılmasını istemiyor. Tepeden bakılmasını istemiyor. Bize verilen görevlere riayet etmemizi istiyor. Kardeşlerim, fitne ve fesat. Bugün de maalesef gündemimizde o var. Küçük tefek, ayrı fikirlerden dolayı birbirimize düşman olduk. O cemaat şöyleydi, buralılar böyleydi. Ha sen oralı mısın? Oradaki adamlar çok sağlamdır ya falan. Biz memleketlere ayrıldık. Bunda sorun yoktu. Kabilelere ayrıldık. Bunda da sorun yoktu. Kadın erkek olarak ayrıyız. Sorun yok. Ama sorun birbirlerini üstün veya bir başkasını kötü görmektedir. Bu en büyük fitnelerden bir tanesidir. Dünyanın tatlı, yemyeşil ve hoş manzara olarak anılması, tatlı ve yeşil bir meyveye benzetilmesi sebebiyle bakıyorsunuz, bugün dünya tanımında da aynı şeyler var. Ümmetin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığına dikkat edin. Bir hadisi şerif okuyacağım şimdi, tam da konumuzla alakalı. Bakın, insanlar öyle günler görecek ki, katil ne için öldürdüğünü, maktul yani öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilmeyecek. Tam da bugünü anlatmıyor mu? Bir kaos ortamı.
neyin niçin yapıldığı bilinmiyor. Tam bir fitne ortamı. Birileri başka ülkelerin güdümüyle, onların para finanslarıyla beraber sözde Müslüman kılık kıyafetinde şu ülkede kaos çıkartıyorlar. Bu ülkede Müslümanları doğuruyorlar, öldürüyorlar. 3 kuruş para için. Peki dışarıdan bu nasıl görünüyor? Vay be, Müslümanlar Müslümanlarla uğraşıyor. Cinayetler, sabotajlar, yalan haberler, faili meçhuller. Tam da bu hadisi anlatmıyor mu bize? Fitne tezgahlarda pişiriliyor. Kimin tezgahında bilinmiyor. Ama fitneye alet olanların, bilmeden de olsa bu değirmene su taşıyanların vebali de var arkadaşlar. O haberleri yayıyoruz ya Twitter'dan, Instagram'dan veya WhatsApp gruplarından, bu adam böyle yapmış var ya, bu hoca şöyle demiş diye. Aslı astarı var mı bilmiyoruz. O kadar rahatlıyoruz ki birinin hatasını gördüğümüzde, bir eksikliğini, bir günahına şahit olduğumuzda, sevincimizden yerimizde duramaz hale geliyoruz. Çünkü nefsimiz diyor ki, bak o tanınan bir adam veya şöyle bir eser yazmış, şöyle sevilen bir teyze diyelim, demek ki böyle bir hatası var, ben ondan daha iyiyim. Başkalarının hatalarını ortaya atmaktan büyük bir zevk duyuyoruz. Ama unutuyoruz, fitneyi tezgahlayanların suç ve günahı ne kadar büyükse, buna alet olanların, bunu yayanların, bu değirmene su taşıyanların vebali de var. Ümmetin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki dönemlerinde en önemli ayrılık sebepleri nelerdi biliyor musunuz? Dünya malıydı. Biraz konuşmaya çalıştık. Zenginlik, makam ve işte hırs, mülk hırsı, ama bir taraftan da dünyaya dalmak, yani genel manada bu anlatılıyor. Dünya evet çekici ve güzel, bir meyvenin çekiciliği gibi, ama aynı zamanda bu meyvenin tadı ve yeşilliği de gelip geçici. Elma şekerinin içi bir elmadan ibarettir. Dışı şekerlemeden ve gıda boyasından ibarettir. Yalıya yalıya elma şekeri biter. İçindeki nüve, yani elma çıkar. O da genelde çürük ve tatsız olur. Hemen atılır kenara. Dünya da böyledir arkadaşlar. Dünya gelip geçicidir. Dünyaya gönül bağlamak, onun ebedi olduğuna inanmak bir Müslüman için söz konusu olmaz. Evet, zaman zaman dalıyoruz. Ama zaman zaman dalıp da estağfurullah ya, ne kadar yanlış bir düşünceymiş. Çok önemli olmamasına rağmen, benim için ilk sırada ve aciliyet olmamasına rağmen şu ürünü almamam gerekiyormuş deyip insan tevbe eder. Veya bir ürün almıştır, bir hata yapmıştır, hata insanlar için, buna tevbe eder ayrı. Ama hayatını sadece mal, makam, mevki için dizayn etmek ayrıdır. Kardeşlerim, peki Müslümanlar yeryüzüne hakim olurlarsa, çocukluğumuzdan beri ilahi kelimetullah'tan bahsediyoruz. Allah'ın Celle Celaluhu dinini yeryüzüne yaymak, her insana bu güzellikten nasipdar etmek, vesile olmak, sebep olmak. Müslümanlar yeryüzüne hakim olurlarsa, onlar dünyanın malına, mülküne aşırı derecede düşkünlük göstermez. Bu geçici dünya hayatı uğrunda birbirleriyle yarışmazlar. Şayet onlar kendilerinden beklenildiği şekilde Müslümanca bir kişilik sergileyemezlerse, o takdirde bugün olduğu gibi birbirleriyle kavga ederler, fitneye düşer ve hakimiyetlerini bugün olduğu gibi kaybederler. Kendilerinden önceki ümmetler gibi helak olurlar, tarih sahnesinden silinip giderler. Bunun örneğini maalesef tarih bize anlatıyor. Endülüs, milyonlarca Müslüman katledildi. Ama katledilmeden önce neler oldu, ona bakmak lazım. Endülüs'te asırlar boyunca ezan sesleri yankılandı. Bugünün İspanya'sı, İspanya'nın güneyi. Milyonlarca insanın ölmesine sebep Müslümanların ayrılması, dünyevileşmesi. Tek bir idareci değil de 40-50 tane boya ayrılmaları. Hepsinin kendi aralarında fitneye düşmeleri oldu. Yani gücü gereksiz yere harcadılar. Bugün olduğu gibi
biz Müslümanlar da küçük tefek ayrılıklardan dolayı birbirimizle uğraşıyoruz. Enerjimizi birbirimize harcıyoruz. Peki bunun kime yararı oluyor? Elbette düşmanlara. İslam düşmanları bunun kaymağını yiyorlar. Doğu Türkistan'da kimse Çin'e karşı bir şey söyleyemiyor, haber alınamıyor, Müslümanlar gıkını çıkarmıyor. Amerika, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da istediğini yapıyor, istediği ülkede üstünü açıyor, Müslümanlar gıkını çıkaramıyor. Rusya, Çeçenistan'da kukla hükümeti kuruyor. Oradaki bütün cihat hareketini sözde bastırdığını falan söylüyor. Satın alınmış bazı insanlar sahnelere çıkıyorlar, tebessüm eden pozlar. Türkiye'den gazeteciler gidiyor Çeçenistan'a, her şey yolunda, çok güzel bir ülke falan diyor. Ama bunun ahiretteki hesabını kimse düşünmüyor. Kardeşlerim, büyük bir oyun sahneleniyor. Bu oyunun nasıl bir oyun olduğunu görüp de ders alanlar ve bu oyuna kendini kaptıranlar olarak Müslümanlar da ikiye ayrılıyor. Fitneden uzak kalacağız. Kalmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan sakınıp korunmayı tavsiye ediyor. Çalışmayın, fakir kalın demiyor. Aman dünyaya dikkat edin diye. Daha önceki programlarda da sizinle paylaşmıştık, hatırlarsınız. Sizin dininizi kaybetmenizden endişe etmiyorum. Ama dünyaya dalmanızdan endişe ediyorum'a gelen bir hadis-i şerif var. Dünyanın çekiciliğinin, cazibesinin sizler için tehlikeli olduğunu düşünüyorum. 14 asır evvel söyleniyor. Ve bu sözler İslam'ın en güçlü olduğu zamanlar. Herhangi bir fitnenin vesairesinin en azından bugünkü devir gibi bir devrin olmadığı bir zamanda söyleniyor. Demek ki bir bildiren var. Kardeşlerim, dünyanın mal, mülk ve zenginliği insana elbette çekici gelir. Ancak dünyanın bütün zevkleri, mal, mülk ve zenginliği geçicidir. Genç bir hanımın yaşlandığı zaman cazibesini kaybetmesi gibidir. Bir elmanın tazeliğini yitirmesi gibidir. Bu sebeple dünyaya bağlanıp kalmamak lazım. Yeryüzünü yönetmeye, burada halife olmaya layık olanlar Müslümanlardır. Ama Müslümanlar görevlerini gerektiği gibi yerine getirmedikleri için hakimiyetlerini kaybetmişlerdir. Biz Müslümanlar birbirimizle uğraştığımız için gıkımızı çıkaramaz olmuş durumdayız. Dünyada bilmem kaç milyar Müslüman varken 100 kişilik bir grubun çıkardığı sesi çıkaramıyoruz. Çünkü ne bir arada olabiliyoruz, ne bir cemaat diğer cemaatle beraber bir Ramazan-ı Şerif'te, efendim bir masada iftar davetinde bulunabiliyor. Ne hocalarımız, hadi bazılarını aradan geçiyoruz. Yanlış fikirleri olanlar, diğerleri neden acaba buluşup da ortak noktalardan bahsedemiyorlar? Partilere ayrıldık, cemaatlere ayrıldık, efendim ırklara ayrıldık. Allah-u Teala bir olun buyurduğu halde biz ısrarla ayrıldık. Bugün de medya fitne tahrikçiliğine devam ediyor. Bugün iletişim o kadar önemli ki, fitne tahrikçiliğinde de korkunç bir silah olarak kullanılıyor bu. Kaos, güvensizlik ortamı, panik ortamı oluşturuluyor. Hangi haber nereden geldi, ne oldu? Bunun arkası hiç araştırılmıyor. Fotomontaj yoluyla itibarsızlaştırılmalar, kanunsuz dinlemeler, gizli kameralar, deşifre maksadıyla birçok komplo, bu kadar şey de bugünkü fitneyi bize anlatıyor. Bugün ahlakımızı, maneviyatımızı maalesef alaşağı eden bir sistemle karşı karşıyayız. Programımızın başında da paylaşmaya çalıştığımız gibi, namazla iş bitmiyor. Müslümanlığı sadece namazla ölçemiyoruz. Kıyamete kadar zaten namaz kılanlar olacak. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu ve uyardığı gibi, ümmetimden çok şey kaybolacak, namaz halkası en son dağılacak. Maalesef kardeşliğimiz bu halka kopmak üzere. Maalesef Allah'ın haram saydığı şeyler, neyse canım 2020 yılındayız deyip de gözümüzü yumarak devam ettiğimiz o halkalar kopmak üzere. Maalesef saygı ve merhamet halkası kopmak üzere. Gelecek endişemiz
üç gün sonra ne yiyeceğim, aç mı kalacağım diye birbirimizin ezip de öldürecek olmamız düşündürücü olmalı. Allahu Teala kendi rızası için yaşayan, diğer insanlara da iyi davranan, ahireti unutmayan, ahiret nimetlerini hatırladığı için dünyada mal, evlat, hanım, koca, hak, hukuk konusunda itidalli ve dengede gidenlerden eylesin. Allahu Teala fitneden, fitneyi çıkarmaktan, fitneye düşmekten ve fitneye düşenlere yardım etmekten bizleri muhafaza buyursun. Bizleri bir eylesin. Bazı ayrı fikirlerimiz, bazı konularda ayrı düşündüklerimiz olsa da, rengimiz, lehçemiz, dilimiz farklı olsa da, paramız kiminde fazla, kiminde az, kiminde hiç yok olsa da, şu cemaatten, şu partiden veya şu ırk, neyse kim olursa olsun, ortak noktalarda buluşabilmeyi, dinimiz bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir sallallahu aleyhi ve sellem, kitabımız bir diyebilmeyi ve bunlarla, bu geniş ortaklıklarla hayatımıza devam edebilmeyi ve zalime en güçlü tokadı indirebilmeyi, mazlumun hakkını savunabilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. En değerli zamanınızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum hepinize. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.